Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte her bütçeye uygun, muazzam, muhteşem snipe taktikleri vereceğim arkadaşlar. Ayrıyeten de coins kasacağız sizlerle birlikte. Yani oyuncular snipe'layacağız. Gerçekten çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Bu video çok fazla snipe taktiği videosunu istiyorsunuz. O yüzden bu videoyu sizlerden like bekliyorum arkadaşlar. Bu video 3000 beğeniyi geçtiği an yepyeni taktiklerle, yepyeni snipe'larla beraber olacağız. Bunu sizlere söyleyeyim yani. Ayrıyeten de hala kanalıma abone değilseniz de FIFA Mobile videolarından ve değişik, daha ileride değişik oyunlar da çekeceğim arkadaşlar. Onlardan haberdar olmak için videoya like atmayı ve kanala abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Ayrıyeten de 100.000 abone yolunda bana destek olmuş olun arkadaşlar. Şimdi bana 100.000 abone yolunda destek olun ama abone olun lütfen. Az kalsın, yaklaşalım 100.000 aboneye de, şu plaketi bir almak istiyorum artık. Şimdi arkadaşlar pazara geliyoruz. Şimdi sizlere ben 3 ayrı taktik vereceğim diye düşünüyorum. Ancak videonun ilerleyen dakikalarında bu değişebilir. Bunu sizlere söyleyeyim yani şimdiden. Bunu aklınızda bulundurun arkadaşlar. Şimdi ilk olarak size 76'lık bir taktik göstereceğim. Bunu şu anda bulacağım. Diğer ikisi şu anda elimde. Onu size söyleyeyim. Şu anda bir tanesini bulacağım. Diğer ikisi elimde. Diğer ikisiyle zaten ben snipe'lar yaptım. Onların videosunu sizlerle birlikte yorumlayacağız. Gerçekten çok iyiydi ama onları da kesinlikle beklemedik kalın. Şimdi arkadaşlar 76'lık taktiği sizlere gösteriyorum. Şimdi 76'lık değil de 77'lik yapalım. Ama her bütçeye uygun dediğimiz, tamam, 76'lık olsun. Şimdi hiç fiyatlarını bilmiyorum. O yüzden şuraya bir 25.000 yazalım. Diğer ikisini çok araştırdım, buldum. Yani çok fazla aramadım ama birazcık arayıp buldum yani. Arkadaşlar taktiği buldum. Minimum 77 yen yazıyoruz. Yapıyoruz yani ve buraya 15.000 maksimum teklif. Muazzam taktik. Her bütçeye uygun en iyi taktik arkadaşlar. Size böyle diyeyim. Şu anda bulduğum en iyi taktiklerden en iyisi yani. Şu anda bulduğum taktiklerden en iyisi. Bayağı bir beğendim şu anda bunu. Ve yakalamaya çalışalım bakalım. Snipe yapmaya çalışalım. Sonra hemen videonun devamına geçeceğiz zaten. En efsane kısımlara, elit snipe'ladığım muazzam yerlere geçeceğiz. Merak etmeyin. Ama birazcık sabredin arkadaşlar. Şimdi hemen 77'lik snipe'ımızı bir tane en azından oyuncu alalım ki snipe'ın çalıştığını size göstermiş olayım. Kaç dakikada bir yenilendi şu anda aklımda değil arkadaşlar. Haydi bakalım yeniliyoruz. Normalde bir günde 3 video çekip ayrı ayrı attığım da oluyor. 4 video çektiğim bile olmuştu yani. Ama snipe videoları o şekilde olmuyor. Snipe videolarını ilk attığım video olur yani. 4 tane çeksem bile hani bir gün sonra kesinlikle atılması gerekir. Yoksa taktik bozulabilir. Çünkü oyuncuların piyasası değişebiliyor. Haydi bakalım. Aha bir dakika abi ya. Gel. Yakaladım. Ama bu kar değil galiba. Sen gel. Niye aldım bunu bilmiyorum. Bu zarar olabilir ama alamadım zaten. Bu kardır ama bunu da alamadık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lingard'ı alabildim. Bir tane oyuncu yakalayınca bırakacaktım arkadaşlar. Karsa da zararsa da çok şey yapmayacağım. Zaten zarar olma ihtimali yok gibi bir şey arkadaşlar. Hani zarar değildir de. Hani güzel bir kar edemedik. Bu arada Lingard 78'lik miydi? Ona da çok bakmadım. Bir dakika yanlış mı baktım ya? Bir dakika 77'likti galiba. Değil mi? Aynen 77'ymiş, yanlış bakmışım. Bir dakika. Hemen arama kısmına gelip 77'ye basalım. Sağ ortası açık zaten. Değeri ne kadar abi? Değeri de arkadaşlar 34.000 coins. Benim elime ne kadar geçecek? 1700 coins kesilecek arkadaşlar. Bir 2000-3000 coins kar ettim. Bu taktikle kar çok güzel edebilirsiniz. Onu sizlere söylüyorum yani. 33.000 34.500'den koyalım. Bu taktikle çok güzel kar edebilirsiniz. Çünkü bir sürü oyuncu çıkıyor ve düşük bütçeye uygun güzel bir taktik arkadaşlar. Bu taktiği kullanın derim size yani. Bence kullanabilirsiniz bu taktiği. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Hemen arkadaşlar şimdi sizlere diğer taktiğimizi gösterelim ve yaptığım snipe'ları da göstereceğim. 78 yazıyorsunuz arkadaşlar. Fiyat maksimum 35.000. Bu şekilde yazıyorsunuz ve aramaya basıyorsunuz arkadaşlar. Şu çıkan oyunculara bakın. Klein falan çıkıyor. Gerçekten muazzam. Şimdi hemen yakaladığım oyunculara geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Gördüğünüz gibi ve şimdi sizlerle birlikte yakaladığım oyuncuları gösteriyorum. Haydi bakalım şimdi kimi yakalayacağız? Gördüğünüz gibi elimde zaten 568.000 coins var. Bayağı bir değişti. Bakalım şimdi neler yakalayacağız, ne yakalayacağız görelim. Haydi bakalım. O taktik tam aynısını kullanıyorum. Aynısını yazdım ve şu anda kullanıyoruz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Şimdi arıyoruz Coman, Wagner Love ve Gnabry arkadaşlar. Kaç binden gitmiş Coman? 110.000'den gitmiş Coman. Wagner Love ne kadardan gitmiş hemen göreceğiz birazdan arkadaşlar. Görebilirsek tabi yenilenmezse. Wagner Love 91.000 coins. Gnabry ne kadardan gitmiş? Onu da yakalamak istiyorum artık. Haydi bakalım. 84.000'den de Gnabry gitmiş. Bayağı hızlı aradım. Ve arkadaşlar böyle bayağı bir odaklanıp oynadım. Bayağı bir snipe yapmaya çalıştım sırf video için arkadaşlar. Bayağı bir uğraştım bunlar için. Aslında video şu anda hazır olması gerekiyordu yani direkt videoda yapsam ama size videoda direkt yakaladıklarımı göstermek istedim. O yüzden bu şekilde bir video hazırladım. Bakalım şimdi kimler yakalayacağım arkadaşlar. Muazzam bir oyuncu yakalayacağım ve gerçekten çok güzel bir kar olacak. Onu da sizlere söyleyeyim yani. Karım muazzam olacak. Bunu aklınızda bulundurun diyorum size. Haydi bakalım.
Coman, Wagner, Love ve Gnabry. Bakalım şimdi kim geliyor, kim yakalayacağız. Evet, gördüğünüz gibi Anderson Talisca'yı yakaladım arkadaşlar. Şimdi diğer yakaladığım oyuncuya da geçeceğiz. Anderson Talisca'yı yakaladım. 110 bin coins ve değerini de göstereceğim şimdi arkadaşlar. Hatta diğer yakaladığıma geçmeden önce büyük ihtimal değerini göstereceğim sizlere. Hemen arama kısmına geliyoruz arkadaşlar. MOO yapıyoruz. Ve Beşiktaş'ı falan seçeceğim. Çünkü bilgisayardan yakalıyordum. Beşiktaş ve kaydet. Düzenle. Tamam, buraları da tıklıyoruz. 78 yazdık. Burayı zaten sıfırlamıştım ama sıfırlanmamıştı. Ve gördüğünüz gibi ben 110 bin aldım. Adam 190 bin coins değerinde arkadaşlar. Tamı tamına 190 bin coins. 120 bine falan mı aldım? Kaça almıştım? 110 bin aldım. 190 bin coins. Benden kaç bin? 8, galiba 9500 coins kesilecek arkadaşlar benden. Bu satışta 9500 kesildiği zaman 181.500 coins benim elime geçecek ve 110.000 coins civarı bir şey verdim. Gerçekten çok güzel bir kar ettik arkadaşlar. Muazzam ettik. Şimdi aynı taktiği tekrardan yazıyorum gördüğünüz gibi. Zaten taktiği de görmüş oluyorsunuz. Haydi bakalım tekrardan aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım başka neler yakalayacağız Talisca'dan sonra. Talisca'nın üstüne aramaya tekrardan başladık bakalım. Sonradan elit taktiğini de göstereceğim arkadaşlar. Sabırlı olun. Gördüğünüz gibi Neto'yu yakaladık ama Neto galiba kar değil arkadaşlar çok fazla. Moreno da satılmış ama Neto maalesef kar olmadı galiba. Neto kar olsaydı çok daha iyi olabilirdi ancak maalesef Neto kar olmadı arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi diğer yakaladığım oyuncular da çıkacak. Üst üste yakaladım bunları bu arada arkadaşlar. Bayağı bir yenilendi. Yani 5 dakika içinde pazar 3 kere falan yenilendi. Gerçekten çok muazzam. Bu taktikte de pazar fazla yenileniyor bu arada. Onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Lune. Arkadaşlar şimdi sizlere bir fotoğraf göstereceğim. 99 bin coins aldım değil mi? Bunu gösteriyorum arkadaşlar ve bunu aklınızda bulundurun. Videonun sonlarına doğru harika bir fotoğraf göstereceğim sizlere. Lütfen bekleyin. Bu adamı 99 bin coins'e aldım ve kar ettim mi göreceğiz şimdi sizlerle birlikte. Hemen bir videonun sonunda göstereceğim. Şimdi Neto ve Lunev'i yakaladık ve bir tane daha oyuncu yakalayacağım arkadaşlar. Şimdi sonradan da elit taktiğine geçeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin, elit taktiği isteyenler için elit taktiğine geçeceğim. Hem düşük bütçeli bu arada Serge Henrique'i de gördüğünüz gibi yakaladık. Ve öğeler satılmış oldu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları yakaladık ve şimdi yakaladıklarımızı hemen pazara koyalım sizlerle birlikte arkadaşlar. İlk olarak kimi koyuyorduk? İlk olarak Neto'yu koyacağım galiba. Aynen 79'luk Neto'yu pazara koyacağım ilk olarak. Şimdi buradan ne yazıyorum? Ve takım olarak da kaleciyi seçtim. Takım olarak da, bir dakika bunu da değil. Takım olarak da Valencia'yı seçeceğim şimdi. Valencia aklımda kalmadığı için hepsini birden seçmişim ama önemli değil. Gördüğünüz gibi 210 bin coins bid var arkadaşlar. Biz kaç bin aldık? 180 bine falan aldık galiba. 180 bin aldık. 210 bine sattığım zaman zaten benden arkadaşlar kaç bin? 210 bin, 21 bin, 10.500 civarı kesiliyor. 210 bine satacağım. Benden 10.500 kesilecek. 199 bin yani arkadaşlar bundan da 19 bin coins civarı kar ettik. Ben 215 bine koymuşum ama 210 binden falan gider herhalde. Yani arkadaşlar bu derece, bu civarda bir şeyler yaşadık. Şimdi Lunev'in değerine bakacağız sizlerle birlikte ve Lunev'i de koyacağız. Şimdi arkadaşlar Lunev'i koyduğum fiyata birazcık dikkatli bakın. Ayrıca de güzel bir şey daha göstereceğim. Bir dakika, şu Lunev'i koyduğum bir fiyata dikkatli bir bakın arkadaşlar. Lunev bakalım ne kadarmış. Gördüğünüz gibi 120 bin, 115 bin falan koyulur şu anda. 110 bin de çıktı, 105 bin de çıktı. Gittikçe moralim bozuldu zaten düştükçe. Ve ben ne kadara koymuşum bir bakın arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorsunuz. Buraya 100 bin yazdım. Ve kaç bin almıştım? 99 bin almıştım. Ve 104.500 yazdım arkadaşlar. 104.500 yazdım. Ve bu adam bu fiyata gitti. Ve benim elime gelen coins'i birazdan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hemen elit taktiğinden önce onu göstereceğim. Sonra da elit taktiğine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi burada da Serge Henrique var. Serge Henrique'den de güzel bir kar ettik arkadaşlar. Serge Henrique'i çünkü çok ucuza almıştık. Yani çok, yani bu fiyatın yarısına falan aldık. Serge Henrique'den güzel bir kar ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi Serge Henrique'i de koyuyorum arkadaşlar. Hemen elit taktiğine geçelim. Geçmeden önce de diğer oyuncuyu göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda pazarı SS almıştım. Ben bu adama 99.000 coins verdim. Ve adam satıldı. Satıldığı fiyat 99.275 olarak bana geri döndü. Gerçekten kesilmeyle beraber tam 250 coins kar ettik. Yani zararlı hiçbir şey yapmadık bu durumda. Hemen arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte o zaman elit taktiğine geçelim. Evet arkadaşlar deminki olayı da gösterdikten sonra elit taktiğimiz buraya 80 yazıyoruz. Bu arada şu anda bir oyuncumuz daha satılmış, hemen bir bakalım. Lingard, demin 30.000 aldığımız adam 2750 coins falan kar etmişiz. Tamam sıkıntı yok. 300.000 coins'imiz oldu bu arada.
Elit taktiğimizde şu şekilde arkadaşlar, 165 bin coins yazıyoruz buraya ve arıyoruz. Bu şekildeydi galiba arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla bu şekildeydi. Aynen bu şekildeydi. Hemen arkadaşlar o zaman taktiğe geçelim. Geçmeden önce de arkadaşlar şu kaçan oyuncuyu görelim. Ben bir arayayım dedim bir tane daha. Kaçan bir oyuncu çıktı yani, oyuncular kaçabiliyor. Bu arada bu adamın değeri de 400 bin, 350 bin falan vardır herhalde. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elit taktiğini şu anda arıyoruz. Deminki size gösterdiğim taktik olan elit taktiğini şu anda sizlerle birlikte arıyoruz. Ve bakan bu geldi. Bakan bu 290 bin coins'e kaçtı arkadaşlar. Birazcık Flash TV oyunculuğu yaptım ama gerçekten tepkim böyle olmuştu. Çok üzülmüştüm kaçtığı zaman. Bu arada telefonun zil sesini kısmayı unutmuşum. Bildirim sesi falan geliyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Yani size gelmiyordur, bana geliyordur eğer sesi duyduysanız. Bakan bu kaçtı ama hemen ardından arkadaşlar çok uzun bir süre geçmeden birazdan çok güzel bir şeyler yakalayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Victor Ruiz'i yakaladık. Arkadaşlar bu arada şu anda ekranda harika iki tane yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuz ne şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o arkadaşımız gibi güzel bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi o arkadaşımız gibi güzel bir yorum yapmayı siz de unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar, yani o arkadaşımız gibi güzel bir yorum yapın. O arkadaşlarımız gibi ve sizin de yorumunuz ekranda çıksın arkadaşlar. Şöyle 78 taktiğiyle yaptığım bir şey göstereceğim. 78'lik arayolayı 46.500'e almışım ve 73.625 coins'e satmışım. Ayrıca o Sergio Henrique'den de çok güzel kar ettim arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanala abone olup gönderi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bu videoya like atmayı da unutmayın. Like atarsanız öne çıkıyoruz ve FIFA Mobile Türkiye'de daha fazla gelişir. Daha fazla iyi izlenirsek daha fazla herkese duyurulur arkadaşlar. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Tam olarak şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca de şuradaki çıkan iki videodan herhangi birisine giderek gerçekten muazzam herhangi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hemen gidin o videolara. Sizleri seviyorum, adamsınız ama arkadaşlar çark çevirme videosu çok eğlenceli oldu. Onu izlemeyen varsa lütfen izlesin. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.